Peki hangi tür müzikler dinliyoruz? Klasik müzik severim. Tabii şu ara biraz koptuk. Kopmama seviyorum de benim oğlum büyüdükçe metale sardı biraz. Şimdi metal konserlerine gitmek istiyor. O da 15 yaşında olduğu için konseri de almıyorlar tek başına. Ben de gidiyorum. en son neydi o Mavi var mıydı? Mavi var mıydı? Money var, Manovar, Var. Ona gittik. Bana bir sır vermenizi istiyorum. Hiç kimseye söylemeyeceğim bir şey. Ortaokulda ilk lisede e, lakabım kirpiydi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela mendilsiz gezmem. Cebimde hep şöyle e, <laughs> mendilim vardır. Mendilsiz kapının hatta yarı yoldan döndüğüm olmuştur. Neden? Bilmem. Ben <laughs> Bizim ceketlerimizin... <laughs> ceketlerimizin kolları böyle kaplamamış gibi olurdu. <laughs> Oradan kalma bir alışkanlık. O zaman annem kızardı ha. <laughs> Cebimizden medenimizi eksik etmezdi. Şimdi Allah'a emanet annem yine kızacak diye korkuyorum. <laughs> <laughs> İstanbul'da 39 ilçe arasında meydanı olmayan tek ilçe Bayrampaşa'dır. Bir deprem olsa, yarın kurtarma ekiplerinin de oralara girme şansı yok. O zaman yapacaklar tek şey herhalde helikopterle yukarıdan kireci tükerlerle giderler diyoruz biz. Öyle bir yer oldu Bayrampaşa. Bu iktidar dediler ki biz burayı üniversite yapalım. Biz de çok mutlu olduk. Sonra bu projeden vazgeçtiler. Dediler ki bu sefer biz kentsel dönüşüm yapacağız, burayı depo alanı yapalım. İyi dedik madem bu olsun, ona destek verdik. Bu sefer ondan da vazgeçtiler. Dediler ki biz cezaevinin karşısındaki alana buraya taşıyacağız, buraya binalar yapacağız, orayı buraya alacağız. Vatandaşta hiçbir görüşme dahi yapılmadı. Vatandaş yok sayıldı. Hiçbir şey yapılmadı mı kentsel dönüşüm adına? Kentsel dönüşüm adına bir işlem yapıldı. Ben ona kentsel dönüşüm demiyorum. Bu bir tamamen rastsal dönüşüm oldu. Vatandaşımız kendi arabalarını otoparkına çekmiyor. Gidiyor caddeye bırakıyor. O alttaki otopark hakkını oradaki galerilere kiraya veriyor. Oradan gelen parayla da kendi aidatlarını diyor. Düşünün yani böyle bir kentsel dönüşüm olur mu? Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Başkanı adayı Hasan Mutlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl Sağ gidiyor? Sağ olun sizler nasılsınız? Bizler iyi olmaya çalışıyoruz, nabzı tutmaya çalışıyoruz. Bayrampaşa'da durumlar nasıl? Haberler sizde. Ben öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum bir eğitimci olarak. E, sizin gibi genç arkadaşlarımız bir araya gelmişsiniz. Çok nitelikli, çok düzgün bir haber kaynağı oluşturmuşsunuz. Çok teşekkür e, ederim. ve kısa zamanda da büyük başarı sağlamışsınız. Bir itirafta bulunayım. Yakın zamanda öğrendim sizleri. Sokak kedisi, ev kedisi bir takip etme şansım oldu. Çok teşekkür ederiz. E, i̇nşallah teşekkür bundan sonra süreçte işte hep beraber oluruz. Bayrampaşamızda çalışıyoruz eğitimciyim Bayrampaşa'da 34 yıldır eğitim camiasında hizmet veren bir kişiyim özel sektörde. Onun dışında partimizde de 10 yıldır ilçe başkanlığı yapmış bir kişiyim. Sahalardaydım zaten. Yani bu süreç içerisinde sanıyorum 4-5 tane genel seçim bu 14 Mayıs 28 Haziran 28 Mayıs genel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimler öncesinde referandum daha sonra iki ya da üç tane yerel seçim. Birçok seçim geçirdim. Bütün bu seçimlerde kampanyanın başında, kıyısında, kenarında bir yerlerinde oldum. Yani hep sokaklarda olduğum için e, süreç bana yabancı değil. Kaç yıldır Bayrampaşa'dasınız? Evet, 34 yıldır Bayrampaşa'dayım. Ben e, birçoğumuzda olduğu gibi ailelerimiz, e, biz benim de ailem 60 yıl öncesinde göç etmişler. Balat'a göç etmişler. Balat'a bilirsiniz. Balat'ta Karagümrük'te büyüdüm. E, i̇lkokulu, ortaokulu Balat'ta okudum. Sonra İstanbul Vefa Lisesi'nde okudum. Ardından 19 Mayıs, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Matematik Bölümünde. Ve yine ardından da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudum. Ama eğitimi tercih ettim. Devlette hiç çalışmadım. Mezun olduğum gün itibariyle özel sektörde devam etmekteyim. 90 yılında Bayrampaşa'ya geldim. Bayrampaşa'yı çok sevdim. 90'dan bir da Bayrampaşa'dan kopamadım. 90 yılından beri Bayrampaşa'da işte hizmet etmekle devam ediyoruz. Yabancı değiliz yani. Bayrampaşa'yı yakından tanıyorsunuz. Sokak sokak bilirim. Genelde bu bir handikap oluyor. İnsanlar dışarıdan gelmiş insanları kendi semtlerinde istemiyorlar. İstiyorlar ki e, semtimizi yakından bilen insanlar yerel yönetime gelsin, onlar bizi yönetsin. Bu sizin için bir avantaj olmuş oluyor. Ben dedim ya bir eğitimciyim. Şimdi özel sektörde, eğitim sektöründe olduğunuz zaman... Mutlaka kurumsal biz bir de şeyden başlamadık yani yukarıdan başlamadık. Yok işte kendi öz sermayelerimizle ufak ufak başladık işlerimize. Hayriyle bu işleri yaparken işte kurumsal firmaları geziyorsunuz, okulları geziyorsunuz. Bu anlamda sokakları sok gezmiş oluyorsunuz. Özellikle onun ötesinde de dedim ya 10 yıldır ilçe başkanlığı yapmışım. Bu ilçe başkanlığım sürecinde de kimseye ayırmadan, ayrıştırmadan, oralı buralı demeden herkese yakın olduk. Sivil toplum kuruluşlarıyla iç olduk. Bir de şöyle bir durumda Ben yeni bir siyasetçi de değilim. 14 yaşından beri siyasette olan bir kişiyim. Vefa Lisesi'nde ADK'larda başladım bu iş. Atatürkçü düşünce kuruluşlarında başladım. Sonra Gavsan Paşa, Bayram Sultan Gazi, Eyüp Bölgesi Atatürkçü düşünce derneklerinin kurucusu veya kurucu başkanlığını yaptım. Bayram Paşa düşünce derneklerinin kurucu başkanıyım. Hayır, hep böyle sivil toplum kuruluşları içerisinde geçtiğim. Birçok sivil toplum kuruluşunun Bayrampaşa'da ya kurucusuyum ya da kurucular içerisinde yer almaktayım. O anlamda siyaseti seven, sosyal yaşamayı seven, insanlarla birlikte olmayı seven bir kişiyim. Bayrampaşa'yı bir ucundan bir ucuna sokak sokak bilirim. Nerenin eksiği var, nerenin fazlası var bilirim. Aslında tam onu soracağım size. Bayrampaşa yaklaşık 20 yıldır AK Parti'nin yönetiminde olan Fazla bir belediye. Fazla 30 ve yakın. 30 yıla yakın mı? Evet. Baktığınızda Bayrampaşa'daki 30 yıllık süreçte, belediyecilik sürecinde Bayrampaşa'nın durumu nasıl? Evet, Bayrampaşa'nın durumu dediğiniz zaman, şimdi Bayrampaşa'yı şöyle tanımlayabilirsiniz. Aslında Bayrampaşa, ikinci bölge dediğimiz o bölgenin ekonomik, kültürel, sosyal, doksal alanına baktığınız zaman en iyi noktalarından biri gibi görünmesi gerekir. Neden? Çünkü tarihi yarımada en yakın ortadır Bayrampaşa. İşte Edirne kapıdan çıktığınızda, Fatih bölgesinden çıktığınızda Bayrampaşa ile karşılaşırsınız. Eyüp'ün üstünde kalan Eyüp bir yerdir Bayrampaşa. Ulaşım anlamında İstanbul'un her yerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz işte 25 dakika mı oldu? 25 dakikada Bayrampaşa'dan buraya geldik. İstanbul'un her yerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ağı vardır. Bayram Paşa'nın. Demografik yapısı da çok kozmopolit bir yer değildir. İşte Rumeli'den, Balkanlardan göç etmiş vatandaşlarımız, Karadeniz'den göç etmiş vatandaşlarımız ağırlıklı bu iki kesim oluşturur. Onun ötesinde de işte Doğu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan göç etmiş vatandaşlarımız da düzgün nitelikli bir mozaik oluşmuştur Bayram Dolayısıyla Bayrampaşamız bu anlamda çok zor bir yer değil. Yani rahatlıkla iyi şeyden yapılması gereken bir yer ama sizin sorduğunuz soruya gelince şimdi bu arkadaşlarımız yaklaşık işte 23 yıldır AK Parti iktidarı, AKP iktidarı, var. Ondan önce de 6 yılda da yine benzer bir yapım iktidarı oldu Bayrampaşa'mızda. Başlangıçta tabii ki ufak tefek şeyler oldu ama ondan sonraki süreçte çok fazla değişen bir şey olmadı. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde Bayrampaşa'mızda yerel belediye olarak hiçbir şekilde hiçbir hizmetin üretilmediği tek yer gibidir Bayrampaşa. Örneğin şunu söyleyeyim size. İstanbul'da 39 ilçe arasında meydanı olmayan tek ilçe Bayrampaşa'dır. Bizim meydanımız yoktur. Yani bir festival yapsanız, gençlere bir konser yapsanız, böyle bir alanımız yoktur Bayrampaşa'nın. Bir tiyatro salonumuz yoktur, bir kültür merkezimiz yoktur Bayrampaşa'da. E, sosyal tesis adı altında yerler vardır ama vatandaşın kullanacağı yerler değildir bunlar. Bir sosyal tesisimiz yoktur yani bizim. Hı. Böyle bir yer Bayrampaşa. Şimdi Bayrampaşa'da akşam 6-7'den sonra hayat biter. Bayrampaşa'da gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal oturacakları, bir sosyal mekan bulacakları, bir sosyal alanı bulacakları, spor yapabilecekleri bir mekan bulamazlar. Yani hizmet gitmemiş diyebilir miyiz? E tabii böyle bir yer yani. Bir de şey anlamda da kötüdür Bayrampaşa'mız. <laughs> Birçok mahallelerimizde. Bir tarihi bir kent gibidir yani işte Balkanlardan varını yoğun orada bırakmış olan Karadeniz'den gelmiş vatandaşlarımız. Burada şimdi 30 yıllık, 40 yıllık binalarda, 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı binalarda 976 sokağı, 114 tane caddesi olan bir yer, 11 mahallesi olan bir ilçe Bayrampaşa. Buraya baktığınız zaman caddelerimizin birçoğu 3 metrelik, 4 metrelik genişliği olan, Hatta bazı sokaklarımıza, bazı mahallelerimize mesai saatleri içerisinde dahi itfaiyenin, ambulansların zor gireceği yer Bayrampaşa. Birçok mahallemizde, şu anda itfaiyenin, ambulansların giremediği birçok mahallemizde bir deprem olsa yarın kurtarma ekiplerinin de oralara girme şansı yok. O zaman yaptık, yapacakları tek şey herhalde helikopterle yukarıdan kireci tekerle giderler diyoruz biz. Öyle bir yer oldu Bayrampaşa. Peki başladığınızda, adaylığınız açıklandığındaki anketlerle şu anki anketler arasında bir fark var mı? Var. Nasıl başladı? Şu an nasıl gidiyor? Adaylar açıklanmadan önce bir anket gelmişti bize. O yapılan anketlerde tabii ki e, işte bizim daha önceki seçimlerde ittifak olarak girmiştik. Hı hı. E, sonuçta bu yerel seçime girerken ittifaklarımız bozuldu. E, sokak ittifaklarımız yani sağ ittifakları var. Nihayetinde bu ittifaklar da bozulunca biz bir önceki seçimi dört 45 gibi 4 gibi farklarla kaybetmiştik. Yani bu da şuydu. 196 bin seçmen vardı bir önceki seçimde. 170-172 bin civarında geçerli oy vardı. 7700 farkla kaybetmiş kaybetmiştik bir önceki seçime çok az bir fark Evet 7700 oyla kaybetmiştik ancak bu ittifaklar bozulunca biz adaylar açıklanmadan önceki fark tahmini işte o anketlerde 15 binlerde yani %9-9,5 oranlarında farklar gözüküyordu arada. Adaylar açıklandığı an itibariyle bu farklılık %4'lere düştü. Çalışmalarımızla şu anda kafa kafa yani öndeyiz, önde olduğumuzu söyleniyor. İyi çalışıyoruz, inançlıyız, motivasyonumuz yüksek, seçimi alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Bayrampaşalı şunu görüyor, ben şunu söylüyorum Bayrampaşalı'ya. Siyasetçi olarak gitmiyorum hiçbir yere. Eğitimciyim ben. Bayrampaşa'da şu anda 40-45 bine yakın öğrenci okutmuşum. Bir yere sokağa çıktığım anda sokakta karşılaştığım 10 kişiden 9'u beni tanır. Bir yarısı hocam der, bir yarısı başkanım der. Hatta bazen karıştırırlar. Hocam der sonra başkanıma çevirir, tekrar hocama çevirir derim. Ya lütfen bana hocam de. Hocalık baki, başkanlık geçici. Peki sokakta e... Cumhur İttifakı'na daha önce oy vermiş seçmenlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Umduğumun çok ötesini tepki alıyorum. Ee, yani çünkü dediğim gibi bir eğitimciyim ben, öğretmenim. Bizim egomuz yoktur, bizim kibrimiz yoktur. Sokaklarda da büyümüşüm, sonra Balat'ta, Karagümük'te büyümüşüm, o bölgelerde büyümüşüm. Sokak kültürünü bilen bir kişiyim. Ne bileyim oradaki mahalle kültürünü, sokak kültürünü, aile kültürünü bilen bir kişiyim. İnsanlarla birlikte olmayı severim. Çıkarım parklarda, bahçelerde, onlarla beraber otururum. Onların... Hepsinin iyi günde de yanında olmuşum, kötü günde de yanında olmuşum. Her zaman yanında olduğum bildiğim için ilçe başkanlığım süreci içerisinde de kimseye ayırmamışım. Yani her kimin senin nesi varsa, ne sıkıntısı varsa hep yanında olmuşum. Hatta o kadar farklı olaylar yaşamışım ki bir gün olmuş beni arıyor gece 2'de. Ben gece 2'de olsa 3'de olsa telefonumu açarım. Yani açmazlık yapmam. Arıyor işte bir başka ilçelerden arıyor. Diyorum oğlum oradan buraya 9 tane ilçe başkanı var niye beni arıyorsun diyorum ulaşamıyorum diyor diğerlerine, sana ulaşıyorum diyor. Yani dolayısıyla benim öyle bir özelliğim de var. Bu arkadaşlarla hep beraber olduk. Şimdi hiç kimse partizanca bakmıyor bu işe. Nihayetinde ben de orada ideoloji üretmeyeceğim, belediye başkan olacağım. Bayrampaşa'da en büyük eksikler neler? Kentsel dönüşüm elbette ki bütün İstanbul'un sorunu. Ama onun dışında Bayrampaşa'ya özel spesifik sorunlar neler? Şimdi Bayrampaşa'ya spesifik özellikler deyince birçok. Ben şimdi eğitimciyim mesela. Evet okullarımızla ilgili bir sıkıntımız var. Sınıf mevcutlarımız bizim 55 kişi. Daha fazla okul yapılması gerekiyor. Ee, okul yapılması gerekiyor. Bir de okullarda e şimdi mesela bakanlık açıklama yapıyor. Diyor ki okullardaki eğitim ücretsiz. E şimdi okullarda 55 kişi sınıflarda çocuklarımız ne anlayabilir? Bunun yanında okul aile birliği ne yapabilir? Müdür ne yapabilir? Ya da öğretmen ne yapabilir? Ben de bir öğretmen olduğum Hı. için bilirim. Yani bir öğretmen 55 kişilik sınıfta her bir öğrenciye nasıl nasılsın diye sorsa 3 ders biter zaten. E ayrıca bu eğitim kurumlarımız sadece eğitimle odaklanmıyor ki okulun her türlü sıkıntı sorunu var. İşte ne bileyim öğretmen açı olur, ücretli öğretmen gerekir. Temizlik işi var, temizlik personeli var. Her gün bir cam kırılır, kapı kolu bilmem bu su küçük onarımları var, peyzajı var, çevre düzenlemesi var. Bizim bir de o bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelerimiz fazla olduğu için dersine beslenme çantası getiremeyip de bütün dersi komple gün boyunca açtıran çocuklarımız var. Bunlara dokunmak gerekiyor. Ne biz, yapmayı planlıyorsunuz? Biz bu anlamda şu, şu anda belediyenin, yerel belediyenin yaptığı bir şey yok bunlara. Bir tane temizlik yemeği veriyor. O kadar başka bir şey de yok. Biz söz vermişiz. Biz her 500 öğrenci için en az bir temizlik elemanı her okulumuza vereceğiz. Bir ikincisi bu okullarımızın küçük onarımlarının tamamını biz yapacağız. Büyük onarımlarını büyükşehirimiz yapıyor direk verildiği zaman hı hı. okullarımızın büyük onarımlarını büyük şey belediyemiz yapıyor. Temizlik personeli ötesinde temizlik malzemelerinin tamamını biz vereceğiz. Peyzajını, çevre düzenlemelerini komple biz yapacağız. Okullarımızda ihtiyaç sahibi çocuklar varsa okulun tespiti üzerinden diyelim ki A okulunda 50 tane ihtiyaç sahibi çocuğumuz var. Bu ihtiyaç sahibi çocuklarımızın günlük beslenme çantasını bizim belediye personeli getirecek okula teslim edecek. Okul aile birliğine verecek okul aile birliği de diğer öğrencilere göstermeden çocukları deşifre etmeden çocuklarımıza beslenme çantalarını verecekler. Forma önlük destekleri yapacağız. Yani öğlen yemeği gibi bir şey. Yani bir okullarda böyle bir uygulama başlatılabilir mi? Başlatılabilir tabii ki. Bir sonraki projemizde bu olacaktır mutlaka. Keza öğretmenlerimiz için de işte öğretmenlerimize bir yaşam alanı sunmamız gerekiyor. Öğretmenlerimiz bir arada olup da paylaşım içerisinde bulunacakları bir öğretmen evi gibi bir alanımızın olması gerekiyor. Keza öğretmenlerimizin hem kendileri hem de geleceklerine daha güvenle bakıp sınıflarda daha başarılı olması için kooperatifleşerek öğretmenlerimizi ev sahibi yapma gibi projemiz de var bu doğrultuda. Kentsel dönüşüme nereden başlamayı planlıyorsunuz? Biz kentsel dönüşümü üç, aşamalı bir şekilde yola koyduk. Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız. Bizim Bayrampaşa şöyle de bir özelliği var. Bir ucundan bir ucu 8 kilometre yakın. Eni de 2,5 kilometre. Küçük bir alandayız biz. Hı. Alan üretmemiz gerekiyor bizim. Düşünün böyle bir yüz ölçümü içerisinde günlük hareket 1 milyon ve böyle bir nüfus içerisinde sabit nüfus 300 bin. Alan üretmemiz gerekiyor. Alan üretemediğimiz takdirde biz otopark sorunu çözemeyiz. E, trafiği hiçbir yerde çözemezsiniz. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin her ülkede trafik vardır. Hı hı. Ama keşmekeş yoktur yani büyük bir böyle kaos yoktur bu Bayrampaşa'da belli saatlerde kaos haline gelir. İşte bu kentsel dönüşümü çözmediğiniz takdirde bu trafik sorunu da çözemezsiniz. Kentsel dönüşümü çözmediğiniz takdirde çocuklarımıza oyun alanları, yaşam alanları üretemezsiniz. Kentsel dönüşümü çözmediğiniz takdirde ailelerimize, kadınlarımıza yaşam alanları üretemezsiniz. Deprem toplanma alanları... Evet, şimdi biz kentsel dönüşümü 3 aşamaya topladık. Birincisi bir imar sorunu çözeceğiz. Vatandaşlarımızı 4-4,5 kata mahkum etmeyeceğiz. Biz Büyükşehir Belediye'mizin, Ekrem Başkanımızın da yardımlarıyla Bayrampaşa'mızın 11 mahallesinde toprak analizlerini, zemin etütlerini, drone çekimlerini hepsini yaptık. Nerede neyin nasıl verileceğini biliyoruz. Kaç katın kurtulacağını, depreme dayanıklı bir daha yapıldığında. Zemin ne durumda Bayrampaşa'da? Bayrampaşa'mızda 3 noktamızda sıkıntı var. Zemin nereye falan baktım 3 noktada. 3 mahallemizin belli noktalarında bir sıkıntımız var. Onun dışındaki mahallelerimizde o riskin üzerinde kalan noktalarda bulunuyoruz. Hı -hı. Ee, yani Bayrampaşa'ya geldiğiniz zaman 17 katlı bina da görüyorsunuz, 3 katlı bina da görüyorsunuz. 17 katın yapılabildiği bir yerde demek ki 3 katlı değil de 5 katlı, 7 katlı yapılabilir demektir. Birinci derecede imar sorunu çözeceğiz. Vatandaşımızın artı değer oluşturacağız. Yani şimdi şöyle düşünün. 3-4 katlı binalar var. Hı -hı. Rumeli'den gelmiş göçmüş zor şartlar içerisinde işte o binaları yapmışlar. İşte dört katlı binada oturuyor. 40 yıllık olmuş bina. Hayli yıkıp yeniden kendisi yapamıyorlar. Çünkü inşaat maliyetleri yüksek. Müteahhite verse müteahhit 150'sini istiyor. iki tane vatandaş dışarıda kalıyor. O da olmuyor. Buraya artı devre üretmemiz gerekiyor bizim. İmar sorunu çözerek o dört katı, altı kata, yedi kata çıkartmamız gerekiyor ki. Vatandaş oluşan o artı değeri müteahhite versin. Yerini yenileyebilsin. Birincisi bu imar sorunu çözecek. İkincisi alan üretmemiz için parsel bazlı yani tek katlı binalardan, tek oturumlu binalardan vazgeçerek ada bazlı çözüm etmemiz gerekiyor. Ada bazlı yaptığımız zaman altında otoparkı olan, çevresinde yeşil alanı, sosyal donatı alanı olan, çocuklarımıza, kadınlarımıza, ailemize oturacakları mekanlar oluşturan bir alan oluşturmuş olacağız. Ada bazlı yapacağız ama ada bazlı yaparken de gidin anlaşın gelin demeyeceğiz. Diyeceğiz ki bizim belediyemizin galantörlüğünde, belediyemizin kefaletinde olacak. Biz sahip çıkacağız. Bizim bilgimiz dahilinde yapılacak o işler biz kefil olacağız. Müteahhitin yaptığı işte her şeyi biz kontrol edeceğiz. Üçüncüsü de büyük şehrimiz şimdi orada 1600 konut yapıyor bir alanımızda. Yapılan bu 1600 konutu depo alan olarak yapılıyor burası. Yani bu 1600 tane konut kiraya verilmeyecek, satılmayacak, depo alanı kullanılacak. Diyelim ki mahallemizin bir bölümünde Kiptaş üzerinden kentsel dönüşüm yapıyorsak o mahalledeki vatandaşımıza çıkın buradan yeriniz yenileceğiz ya da borçlandınız, borçlanacaksınız demeyeceğiz. Vatandaşımızla birlikte vatandaşımızı borçlandırmadan, vatandaşımızın değer kaybına uğratmadan, aksine malın üzerine mal katarak, değer kazandırarak bir kentsel dönüşüm yapacağız. Sosyal belediyecilik anlayış içerisinde bir kentsel dönüşüm yapacağız. Diyeceğiz ki vatandaş siz geçin bu binalara, kiraya çıkmayacak vatandaşımız. Geçecek o binaya. Yerini biz yapacağız, sıfırlayacağız her şeyin tertemiz. Ondan sonra gelin yerinize oturun diyeceğiz. Bu şekilde üç aşamalı bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bunu yaptığımız zaman otoparklarımız olacak. Otoparkta olunca sokaklar araçlardan geçilmiyor olmayacak, trafik bir keşmekeş haline gelmeyecek. Çocuklarımızda yeni spor alanları olacak, her mahallede bir kreşimiz olacak, her mahallede bir kütüphanemiz olacak. Kadınlarımız evlere hapsolmuş olmayacak, yaşanabilir bir Bayrampaşa olacak. Sizce Bayrampaşa'nın kentsel dönüşüm süreci ne kadar sürer? Yani Ne kadar yılda evet buraya biz dönüştürebiliriz? Şimdi biz elbette ki bu üç aşamalı programımızı hızlı hız, hızlı bir şekilde alana sokacağız. Ama bizim dediğim gibi 11 mahallemiz var. Mahallemizin belki... Çünkü e, çok kötü yerler var. Gerçekten Allah korusun bir deprem olduğunda işte. dediğiniz gibi kireç dökülmesi gerekir. Yani artık hiç kimse giremez o aralara. Evet %15'i %20'si belki bu benim söylediğim olayın dışında kalıyor. Diğer %80'ine tamam. yakını bu dediğim çerçeve içerisindedir Bayram ne kadar zaman var? bunu hizmete de hizmette devamlılık esastır. Biz bu 5 yıl içerisinde bu sorunların hemen hemen %70'ini, 80'ini çözeceğimize inanıyoruz. %70-80 de çok aslında yüksek bir rakam. Tabii biz ki de hizmette devamlılık esastır. Biz buna önemli olan başlamaktır. 23 yılda başlanmamış bir işi başlatacağız biz orada. Hiçbir şey yapılmadı mı kentsel dönüşüm adına? Kentsel dönüşüm adına bir işlem yapıldı. Ben ona kentsel dönüşüm demiyorum. Bu bir tamamen rastsal dönüşüm oldu. Çünkü siz diyelim ki bu binada oturan ya da bu adada oturan 30 tane 40 tane vatandaşımız var. Ve siz kentsel dönüşüm yapıyoruz dediğiniz deyip de bu vatandaşları borçlandırırsanız, aidat borcu içerisine sokarsanız, vatandaş borçlarını ödeyememek korkusuyla yerini satıp giderse ve buralara başkaları gelirse bu kentsel dönüşümüdür Değildir. Şimdi Bayrampaşa'da öyle bir çalışma yapıldı. Mesajınca... Yerinden yurdundan etmek gibi oluyor. E tabii yani siz yokluk içerisinde varını yoğunu dişini tırnağına takıp evet. da binasını yapmış vatandaşa bak ben seni buraya alıyorum ama sen bana bu kadar borçsun derseniz vatandaş şunu demek istiyorsunuz siz. Sen burada yaşamaya hak etmiyorsun. Sen pılını pırtını topla çek git demektir bu. Öyle bir çalışma yapıldı. Biz Bayrampaşa Cezaevi vardı bilirsiniz. Hı hı. Bayrampaşa Cezaevi, Sağmalcılar Cezaevi. Meşhur cezaevimiz vardı bizim. Cezaevi oradan taşındı, kaldırıldı. E, kaldırılınca cezaevi alanı boşaldı. Bu alan bizim için çok değerliydi. Büyük bir alan çünkü. Burası nefes alacağımız bir noktaydı bizim. Bayrampaşa'nın göbeğindedir burası. Tam ortasındadır. Çok değerli bir noktadaydı. Burası için bu iktidar dediler ki biz burayı üniversite yapalım. Biz de çok mutlu olduk. Oranın üniversiteye gelmesi Bayrampaşa'ya bir ekonomi sağlamasıydı. Güzel olacaktı. Biz de destek verdik meclis olarak. Hatta ismi konuldu, kondu. Beyazıt Üniversitesi olacaktı. Sonra bu projeden vazgeçtiler. Dediler ki bu sefer biz kentsel dönüşüm yapacağız. Burayı depo alanı yapalım. Binalar yapalım. Depo alanı olsun. İyi e, dedik madem öyle bu olsun. Ona da destek verdik. Bu sefer ondan da vazgeçtiler. Dediler ki biz cezaevinin karşısındaki alana buraya taşıyacağız. Buraya binalar yapacağız. Orayı buraya alacağız. Vatandaşta hiçbir görüşme dahi yapılmadı. Vatandaş yok sayıldı. Ben orada o alan içerisinde ben ilçe başkanıydım. O parklarda vatandaşlarla akşamlar sohbet ediyorduk. 75-80 yaşındaki büyüklerimizi gözümün önünde ağlarken gördüm. Düşünün ki bu vatandaşımız yokluk içerisinde bir dairesi var orada oturuyor. Başına ne geleceğini bilmiyor. Yani şimdi bizde mal canı yongasıdır. Yani adam 70-80 yaşına gelmiş. Evi yıkılacak. Orada neyle karşılaşacağını bilmiyor adam. Bunun ne kadar zor olduğunu düşün yani. Bu 75-80 yaşındaki adamın ağlatırken, anlatırken ağladığını gördüm orada. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın. İşte hiç kimseyle muhatap olmadan binalar yapıldı. Binalar kalitesiz ve niteliksiz oluştu. Bir koridor üzerinde 100 tane, 150 tane daire hani bu Akdeniz'de, Ege'de vardır böyle büyük 2000-3000 kişilik oteller vardır. Lobiden girersiniz sağlıca evet. onun gibi böyle 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1 açık mutfak, kapalı mutfak şeklinde daireler oluşturuldu. Bunlar bitti. Bunlar bitene kadar da cezaevi duvarları kaldı kimse görmesin diye. Bitti duvarlar kaldırıldı. Karavan mı yaptılar? Duvarlar durdu. Sonra e, işte inşaat tamamlandı. Altında bir ofis açtılar. Kentsel dönüşüm ofisi. Dört tane genç arkadaşımız oraya koydular. Bunlarla muhatap oldu. Vatandaş şöyle gittiğinde dediler ki senin işte 80 metre yerin var. 80 metre yerine kadar karşı işte sen 300 puan kazandın, 500 puan, 1000 puan neyse puanladılar. Buraya geleceksin işte biz sana 60 metre 1 artı 1 ya da 2 artı 1 ya da 1 artı 0 neyse açık mutfak, kapalı mutfak yer veriyoruz. Sen şu kadar borçlusun. Bu vatandaş önüne borç çıkarttılar. Vatandaş zor geçiniyor zaten. Vatandaşın %50'si yerini sattı gitti. Orada Çünkü kadar, gücü zaten yok. Evet. Diğerleri mecburiyetten taşınan birçok arkadaşım da oldu taşındı. Hala da taşınmayan, sözleşme imzalamayan 300-350'ye yakın da mal sahibi var hala orada. Sözleşme yapmamış, taşınmamış. Biz çünkü geldikten sonra taşınmak zorunda değilsiniz dedik. Taşınmamış oturan vatandaşlarımızdan bir kısmı, ben şunu anlatayım size işin vehametini. Altta otopark hakları var vatandaşımızın. Vatandaşımız kendi arabalarını otoparkına çekmiyor, gidiyor caddeye bırakıyor. O alttaki otopark hakkını oradaki galerilere kiraya veriyor. Oradan gelen parayla da kendi aidatlarını diyor. Düşün yani böyle bir kentsel dönüşüm olur mu? Buna siz kentsel dönüşüm diyebilir misiniz? Rantsal dönüşüm. E tabii. Kentsel dönüşüm dediğiniz zaman bizde devlet babadır. Devlet vatandaşın elindeki malına değer katar. Vatandaşın elindeki mal alıp da oradan para kazanacağım diye uğraşmaz. Burada vatandaş borçlandırılarak vatandaşla uzak bir yapı oluştu. Ben onun için Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm yapacağım demiyorum. Ben sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşına birlikte bir yerinde dönüşüm yapacağım. Peki başka ne sorun var? Bayrampaşa'mızda... Sorundan ziyade siz ne yapacaksınız? Evet. Bayrampaşamızda eğitimi söyledim, kentsel dönüşümü söyledim. Evet. Bir Bayram Paşa'nın diğer bir özelliği daha vardır. Spordur. Spor deyince akla Bayrampaşa gelir. Bir Hidayet Türkoğlu Bayrampaşalıdır. Arda Turan Bayrampaşalıdır. Keza Portekiz'de oynayan Bayram Bayrampaşalı sporcumuz var. Birçok futbolun dışında da işte basketçi söyledim, diğer spor alanlarında da en son şampiyon olan bir okçumuz vardı. Evet, Metrikazos. o da o da Bayram Paşa'mızın, İsmet Paşa'mızın çocuğudur. Buna benzer şu anda ismini söyleyemedim. Birçok sporcumuz vardır. Filenin sultanlarından Eda Erdem Bayram Paşa'dır. Bayram Paşa'mız sporcu cenneti diyebileceğiniz bir noktayken son süreçte sporun sanki spordaki başarı Bayram Paşa'nın bir sıkıntısı olacakmış gibi Sporun önüne geçildi. Amatör spor kulüplerimiz önemsenmedi. Amatör spor kulüplerimizde bir orada spor yapan çocuklarımız önemsenmez bir hale geldi. Bayrampaşa Spor sahipsiz kaldı. Bayrampaşa Spor şu anda sahipsiz. Doğal gazını, elektriğini dahi ödeyemeyecek duruma gelmiş. Dolayısıyla biz yeniden, ben eğitimci olduğum için şuna inanıyorum. Bir kentin, bir ulusun, bir şehrin gelişebilmesi için, oranın marka değerini oluşabilmesi için, oranın bir kent olabilmesi için, Orada kent yoksulluğunun ortadan kalkabilmesi için bence üç tane önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi eğitimdir. Eğitim şarttır. Eğitimin çok iyi olması gerekir. İkincisi kültürdür, sanattır. Eğer o kentte kültür, sanata önem, önem verilmemişse o kent mutlaka kent yoksulluğu içerisinde kalır. Üçüncüsü de spordur. Biz bu üçünü de çok önemseyeceğiz. Eğitimi söylediğim gibi yapacağız. Kültürü meydana olmayan tek içe dedim Bayrampaşa. Bayrampaşa mıdır? Gençler dört... ne yapıyor? Yani Bayrampaşa'da gençler sosyalleşmek için ne yapıyor şu an? Gençlerin yapabileceği bir şey yok. İşte spor kulüplerimizin çabalarıyla spor kulübünde emek veren bu yönetici arkadaşlarımızın çabalarıyla 5000 yakın lisanslı sporcu var Bayrampaşa'da. Spor önemseniyor Bayrampaşa gençler üzerinden. Burada sahip çıkılıyor gençlerimize. Onun ötesinde gençlerimizin bir arada olabilecekleri, sosyal bir bağ kurabilecekleri bir alan bulması mümkün değil gençlerimiz. Dolayısıyla şurada şunu yapıyor diyebileceklerin bir durumu yok. Evet. Evet yani öyle bir sıkıntımız var Bayrampaşa'da. Şimdi ülkemizde derin bir yoksulluk var. Yani bu derin yoksulluğun en fazla hissedildiği semtlerden biri de Bayrampaşa. Evet. İnsanların belediyelerden de çok fazla beklentisi var bu konuda sosyal yardım anlamında. Evet. Şimdi eskisinden çok daha fazla da ihtiyaç var. Bu sosyal yardımları arttırmayı planlıyor musunuz? Aynı zamanda bu sosyal yardımlar diğer planlarınızı etkiler mi? Oldukça fazla sosyal yardım alan vatandaşımız. Büyük şehrimizin de Ekrem Başkanımızın da bu anlamda Bayrampaşa'da büyük şeyler oldu aynı yardımları, nakdi yardımları, eğitim bursları, süt yardımları, ilk doğum yardımları bu doğrultuda büyük emekler vardır Bayram Paşa'mıza. Bayram Paşa'mızda bundan baktığınız zaman 7-8 yıl öncesinde eğer 15.000 kişi sosyal yardım alıyorsa şimdi işte biz sosyal yardım bin kişiye sosyal yardım yapıyoruz şeklinde övünüyorlar. Aslında bu övünecek mesele midir? Düşünmek lazım. Yani evet. şu olması gerekiyor. Ben 15.000 kişiye sosyal yardım yapıyordum Allah'a şükür şimdi hiç kimse sosyal Yardım, yardım yapmıyorum demek daha doğrudur. Neden? Çünkü siz o insanları fakirlikten, yoksulluktan kurtarmışsınızdır. Evet. Değil mi? Yani siz eğer sosyal yardımlarınız artmışsa demek ki insanları yoksullaştırıyorsunuz. Bununla övünecek bir şey değildir burada. Bayram Paşamızda şimdi e, ama şu a... an çok e, derin bir yoksulluk Tabii, var. Yani Emeklerimizde bilerek, isteyerek yoksullaştırıldı gibi. Dolayısıyla insanlar bu o kadar çaresiz ki ben şimdi sokak röportajı yaptığım için sizin gibi sokakta çok fazla insana denk geliyorum ve insanlar gerçekten çok zor durumda. Yani önceden bu kadar kötü durumda olmayan insanlar şu an bir ekmeği dahi alırken düşünüyor. Özellikle emekliler. Emeklilerimize mutlaka bir emekli kartımız olacak. Emekli vatandaşlarımızın gidebilecekleri, oturabilecekleri, çay kahve içebilecekleri çok cüzi rakamlarla 1 liralara çay içine belki ücretsiz bir şekilde çay kahve içebilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri mekanlarımız, sosyal testlerimiz olacak Bayrampaşa'mızda var olan sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanılabileceği hale getireceğiz. Yeni bir sosyal tesis daha yapıyoruz, yapılıyor oraya. Altında 5 yıldızlı nitelikli bir düğün salonu olan üstünde de emeklerimizin, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla aileleri birlikte gidip oturup yemek yiyebilecekleri, çay içebilecekleri bir mekan olacak. O düğün salonunda 25 yaşına kadar yeni evlenecek genç çiftlerimize ücretsiz vereceğiz salonumuz. Diğer arkadaşlarımıza da kesinlikle çok indirimli bir şekilde sağlayacağız orayı. Aslında oradaki yaş aralığını değiştirseniz ya biraz. 27-28 yapalım diyorsunuz. 30. <laughs> Tabii 25-30 arası yapalım bence. Tamam onlara da yaparız. <laughs> ee, emekli vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin boya badana temizlik işlerini 3 yılda bir kesinlikle komple biz yapacağız. Boya badanasını komple yapacağız. Emekli vatandaşlarımıza emekli kart vereceğiz. Bu emekli kartları bizim testlerimizin tamamında indirim sağlayacak kendilerine. Hı -hı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Böyle göstere göstere direnci gibi yardımlar yapılmayacak. Bu yardımların hepsini kaldıracağız. Vatandaşlarımıza bayrampaşa kart ya da halk kartı adı altında kartlarımızı vereceğiz. Bu kartlarımıza biz o vatandaşlarımızın ihtiyaçları olandaki paraları her ayın başında maaş alır gibi hesabına aktaracağız. Sağ elin sol ay görmeyecek. İhtiyacı bin lira, iki bin lira, beş bin lira, on bin lira neyse hesabına aktaracağız. Sokak hayvanları için barınaklar yapacak mıyız? Barınak var bir tane bizde. Fakat şöyle parnağımız mahallemizin ortasında hayvan bağlasan derler ya. Hayvanlar da mutlu değil, mahalle de mutlu değil. Böyle bir durum var mahallemizde. Ben de hayvan sever bir vatandaşım. İşte okulumun bir tanesinde Bayrampaşa'da olan da bahçemde iki tane köpeğim var. Bir tanesini küçük çekmecede barınaktan almıştım. Hı hı. Ee, barınaktan aldım, ayakları sakattı. Hayvanın. Ee, küçük arabayla gitmiştim. Yanıma koltuğa, kemerini bağlayarak getirmiştim okula. Okula gelene kadar yüzüme baktı hayvan. Şimdi okula ne zaman girsem hemen pıtır pıtır yanıma geliyor. Ameliyatlarını falan da yaptırdım. Ayakları, bacakları şimdi sağlam, sağlıklı oldu. Böyle bir hale geldi. Bunlar bizim can dostlarımız, yoldaşlarımız. Yani hayvanlar, bu ülke, bu dünya sadece bizim için yaratılmamış ki. Bütün canlılar için yaratılmış. Haliyle bu can dostlarımızla birlikte yol yürümeyi, bunlara bakmayı öğrenmeliyiz. İlkel yollarla da olmaması gerekiyor. Şimdi bizim insanlarımız çok duygusal, çok merhametli. Ben görüyorum sokak başlarında işte karton koymuş, kortanın üzerine yiyecek koymuş. Kediye köpek yesin diye. Evet. E, tabii bu çok güzel bir duygu da kirlilik de yaratıyor. İşte bunun çözüm için ne yapacağız? Otomatlar var. Çok basit. Otomatı koyacaksınız oraya. Vatandaş Buraya otomatik olarak sensörlü bile çalışan otomatlar evet. var. Kedi köpek kafasını uzattığı zaman yemi dökülen otomatlar var. Ne kirlilik yaratır ne pislik yaratır. Şimdi hayvan kartonundaki yiyeceği yerken ne yapıyor? Yayıyor etrafa. Etraf kirleniyor. Öteki komşu kızıyor. İşte diyor koku oldu şu oldu bu oldu. Birisi iyilik yaparken birisi kötülük hissediyor. Veya parklarda hayvansever vatandaşımız hayvanı çıkartıyor, parkta gezdirmek istiyor. Orada oturan diğer vatandaş hmm. rahatsızlık duyan da oluyor. Bu parklarımız içerisinde pati parkları oluşturacağız. Hmm. Hayvanlarımızın gezecekleri pati parklarımız olacak. Bir hayvana diyelim ki orada bir şey olsa, bir sağlıksız bir durum olsa, tedavi istese yakacağı gelmesi lazım hayvanın. Biz kesinlikle kendi bölgemizde bu hayvanlarımızın tedavisini yapılacağı merkezlerimizi de kuracağız. Sandık güvenliği. O konuda iddialıyız Bayrampaşa olarak. Ben özellikle deneyimliyim. 10 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Evet. Birçok seçim geçirdim. Bu seçimlerde hep kampanyanın bir noktasında oldum. Şu anda da hazırlıklarımızı tamamladık. Avukatlarımızdan, komisyonlarımızdan, bina sorumlularımızdan, kat sorumlularımızdan, müşahitlerimizden, gönüllerimizden sandık görevlerimizden, yedeklerimizden hepsiyle de bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir inançla yola çıktık. Çünkü biz bu işi bir gerçekten farklı görüyoruz. Artık Bayrampaşa bu makus tahlilinden kurtulmak istiyor. Biz artık yaşanabilir. Çocuklarımız için, kadınlarımız için, ailelerimiz için, herkes için, engelli vatandaşlarımız için, halkımız için yaşanabilir bir Bayrampaşa istiyoruz. Bunun için iddialıyız. Kuş uçurtmayacağız. Yani o kadar iddialıyız. Hı. Önceki süreçlerde de biz hiçbir seçimde ıslak imzalı mazbatayı almadığımız bir seçim olmadı. Hı. Yine sonuna kadar gece gündüz sandıkların başında yatarız. Asla ve asla fire vermeyi de düşünürüm. Size birkaç eğlenceli soru soracağım. Buyurun efendim. <laughs> Çok kısa cevaplar istiyorum. Hızlı hızlı soracağım bunları. Hobiniz var mı hocam? Hobi vardı hobilerim ama Şimdi bu hobilerimiz kayboldu. Ben kitap okumayı çok sevmek şeyim. Televizyon alışkanlığım çok fazla yoktur. Yani dizi film izlemem. Haber kaynaktan izlerim. Haberleri kaçırmam. Sabah işte erken kalkarım. Günde 4 saat uyurum. Sabah haberlerini mutlaka dinlerim. Ama gün içerisinde mutlaka kitap okurdum. Ama şu şu ara okuyamıyorum fazla. Yoğun. <laughs> çok <Evet>. yoğun bu <laughs> Kimsenin bilmediği bir yeteneğiniz var mı? Arkadaşlarım şunu söyler. Yani ben söyleneni unutmam. Okuduğumu unutmam. Yani bir e, diyelim ki siz iki kişi şurada otursun birbirine telefonunu versin. O telefon benim hafızamda kalır. Aradan altı ay geçsin. Şunun telefonu neydi deseler ben telefonu söylerim ona. <laughs> Ezbere. <Esnene. gülüyor> <laughs> evet böyle bir alışkanlığı vardı. Yani bir paragrafı bir başını okurum bir sonunu okurum ama paragrafı tamamen okumuş gibi o paragraf benim aklımda kalır. Yani o tür bir özelliğim var. Onun dışında fizik matematikte okuduğum için sayı sayılarla ilişkim çok iyidir. Severim sayılarla uğraşmayı. Hı <laughs> Onun dışında bir özelliğim yok herkes gibi. Çay mı kahve mi? Çay bizde daha çok çay içerek biz çay daha çok severim. Bana bir sır vermenizi istiyorum. Hiç kimseye söylemeyeceğim bir şey. <laughs> böyle bir sır. <gülüyor> <gülüyor> İnanın, hiçbir sırrım yok. Böyle... Kimsenin bilmediği bir şeyi bana söylemenizi istiyorum. Kimsenin bilmediği. Ortaokulda ilk lisede e, lakabım kirpiydi. <laughs> Saçlarım dimdikti. Yani öyle bir lakabım vardı. Ama şimdi işte biraz biraz yatmaya başladı ama kısaltıyorum yani. Ama <laughs> başka bir şey mi? Peki. En sevdiğiniz Yeşilçam oyuncusu ve Yeşilçam filmi? Film olarak yani Kemal Sunal'ı çok severim. Yani birçok alana dokunduğu için. Tarık Akan'ı çok severim. Şener Şen'i çok severim. Eski sanatçıları, bu sanatçılarımızın, işte Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nden geçtik şimdi. Evet. Çok severim. Onlar da birçoğu da Vefa mezunudur. Ben de Vefa <laughs> evet. mezunuyum. Oradan da bilirim. Bunları çok severim. Onların birçok bölümlerini, Hababam sınıfının birçok bölümlerini çok beğenirim. Eğer bir film karakterine dönüşme şansınız olsaydı hangi karaktere dönüşürdünüz? Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Padasisi. Hatta bunu öğrenci yukarı okumuştum. Üniversitede 3. sınıfta mı okumuştum o kitabı. Çok etkilenmiştim. Hı. Yani bilemiyorum onlar içerisinde hangisine yakışırdım ama <laughs> e böyle etkilenip de yıllarca uzun zaman e hatta o Kelebek filmini e Steve McQueen herhalde başrolde ilk çekilen filmde onu seyrettikten sonra kelebek dövmesi yaptırmayı <laughs> ya düşünmüştüm yani. <laughs> <laughs> yani o etkileyici bir filmdi. Evet. E, Dustin Hoffman'la beraber de herhalde değil mi? O çok etkilenmişti o filmden. Yaz mı kış mı? Kış ikisi de severim. Yazı da severim, kış da severim ama sıcakla çok aram yok. Yani biraz da böyle dağda yani dağ köylüyüm. E, Safranbolu düz bir alan. Yani Safranboluyum düz bir alan ama ben 19 metre yük, yükseğinde e, orman köyünde büyüdüm. E, şimdi mesela geçen hafta oraya kar yağmış. <laughs> böyle bir yer bizde e, burası işte ne bileyim 10 dereceyken bizim orası -10 15 derece olabiliyor. <laughs> Yaylı havası gibi. Evet oralarda tabii biz kısa kolla böyle gömlekle dolaşmaya alıştığımız için şimdi burada sıcaklar bunaltıyor biraz böyle evet. demek ki genellerde böyle bir şey var. <laughs> İkisinin ortası da olabiliyor. En iyi yaptığınız yemek? Yemek yapmayı çok severim. Hatta evde oğlum bazen de anne ya bırak sen yapma da babam yapsın yemekler. <laughs> Ee, yemeğin her türlü için yaparım. En güzel yaptığınız hangisi? Bilmiyorum ki ben hepsini yaparım. Bir dolma bile yaparım ya yani dolma bile sararım. Ee, mesela bazı Sarabiliyorsunuz da. Bazı yemekleri kendim yaparsam diye. Mesela ıspanak yemeğini kendim yaparsam daha çok seviyorum. Evet. Ee, çünkü böyle ıspanak yemeğini çok sulu sevmiyorum. Böyle biraz daha farklı ıspanaklı da olsun istiyorum. Mesela karnıyarı kendim yaparsam daha çok seviyorum. <laughs> Çok iyi ya. Yemek yapmayı <laughs> severim. Hatta bazen eve ben erken gittiğim zaman yemekleri yaparım. Hanım çocuklar gelir beraber oturuyoruz. Yani o anlamda çok sevdim. Bulaşık yıkamayı sevmem ama <laughs> yemek yapmayı seviyorum. <laughs> en büyük hayaliniz ne? En büyük hayalim Bayrampaşa devrim yapmak. Bayrampaşa'da vatandaşlarımızla yaşanabilir <laughs> mutlu bir Bayrampaşa yaşar. inşallah. İnşallah. Peki hangi tür müzikler dinliyoruz? Klasik müzik severim ağırlıklı. Ee, tabii şu ara biraz koptuk. Kopmama sebebi de benim oğlum büyüdükçe metale sardı biraz. Şimdi metal konserlerine gitmek istiyor. O da 15 yaşında olduğu için konsere de almıyorlar tek başına. Ben de gidiyorum. en son neydi o grup? Mavi var mıydı? Mavi var mıydı? Bir grup Ay, Amerika. Bir... mana var, Mano var. Ona gittik. Nasıldı? O... çok güzeldi. Ben çok sevdim. <laughs> Ama gerçekten de çok sevdim. Şöyle sevdim. Şimdi ben alkol kullanmıyorum. Alkolüm, sigaram yok da. Şimdi oraya gittik. Ee, i̇çeride 10 kişi var. Şişli'de o hangi şeydi bilmiyorum. Herkes siyah giyinmiş. tamam Sırıtıyorum ama herkes elinde bira, bilmem ne. Dedim birazdan burada film kopar herhalde değil mi? <laughs> Hiçbir şey olmadı. O kadar saygılı geçtik ki kimse kimseye taciz etmiyor, kimse, kimse kimseye bakmıyor. Düşünüyorum çok atıştık, çok da eğlendik. Hatta ondan sonra bir de Hayko'nun bir metal programı vardı. Oraya da gittik. <gülüyor> <gülüyor> Metalcileri geziyoruz şimdi. Arabada da hep metal dinlemeye başladık. Evet. Biraz argımız biraz değişti. <laughs> Peki Batıl inancınız var mı herhangi bir batıl inancınız? Yok, batıl inancım. Yani inançlıyımdır. Ya mesela şöyle şeyler yapıyor musunuz? Yok, yok, öyle bir şey yok yani. <laughs> <laughs> Öyle bir batı mühendisim yok. Nazar değmesin falan hiç, gibi. Hiçbir şekilde batı yoktur. Herhangi bir takıntınız var mı? Takıntım mesela mendilsiz gezmem. Bizim şimdi e, cebimde hep şöyle e, mendilim vardır. Mendilsiz kapının hatta yarı yoldan döndüğüm olmuştur. Neden? Bilmem. <laughs> şimdi bizim çocukluğumuzda hatta bir geçen e, bir yerde sosyal medyadan bir yerde okurken gördüm. Diyor ki, affedersiniz ki bugünkü çocuklarda da sümük yok diyor. Biz <laughs> diyor, küçükken diyor, şiir okurken diyor, şiirin <laughs> atmosferine göre burnumuzdan diyor, fışkırır girerdi diyor böyle. Hakikaten öyleydi. Bizim ceketlerimizin... <laughs> ceketlerimizin kolları böyle kaplama olmuş gibi olurdu. <laughs> Oradan kalma bir alışkanlık. O zaman annem kızardı bana. <laughs> Cebimizden medenimizi eksik etmezdi. Şimdi Allah'a emanet etsin, annem yine kızacaktı, Korkuyorum. mu? <laughs> Cebimden belirme eksik etmiyordu. Çok iyi. Ay çok güzeldi. <laughs> Başkanım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza yani... sağlık. Çok ben teşekkür ederim. Ben sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum. Ee, yolunuz düştüğünde mutlaka Bayrampaşa'dan bekliyorum. 5 yıl sonra tekrar sizi burada konuk almak isterim. 5 yıl değil. Biz seçim alacağız. 10 gün sonra geleceğiz buraya. Ben bu seçim be. alacağınızı <laughs> düşünüyorum. 5 yıl sonra da Yaptıklarınızı konuşmak için bekliyorum tamam, ben sizi inşallah. burada. Tamam inşallah. hep her zaman sizin yanında geliriz. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.